Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün 19. kıssa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan 30'ta kıssa degan dersimizde. Allah'ın hoşu barcha hoşlardan baland. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله لا توفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. أبو هريرة رضي الله عنهdan Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم şunu dediler. Süleyman ibn Davud aleyhisselam şunu dedi. Bu gece 70 ayolumla aylanıp çıkamam. Ularının her biri Allah'ın yolunda cenk kıladigen bitteden oğul bala tuğadır. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اَوْ الْمَلَكِ قُلْ اِنْشَاءَاللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِي Unga Süleyman Aleyhisselam'ga, bana şunu degen edin. Onun bir farişte dostu, inşallah degen dedi. Süleyman Aleyhisselam şunu dedi, demedi, ünüttü. فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ اِلَّا وَاحِدَةٌ جَعَدْ بِشِقِّ غُلَامٍ Onun ayollarından bir on tasxan tuğmadı. Fakat gene bir ayol yarım tabala tuğdu. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَوْ قَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهِ لَمْ يَحْنَسْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ Resulullah dediler, eğer o, Süleyman Aleyhisselam, inşallah degeni de ve kasamını buzuma gene de, inşallah degen sözde etkeni de, onun hacatı için arzuyla rak, arzusu yetiştik asarı aldılar. Hadis nahayası yetti. Bu hadisten alınadığın hulasalar. Enbiyalarının cimadegi kuvveti, onlara verilgen iman ve özünü saklayan iffetini kuvvetinden gelip çıkardı. Süleyman Aleyhisselam bir keçede 70 tane yolu meden çıkamam diye yaptı. Ulaga verilgen cismani kuvvet, ularının imani kuvveti, paklik kuvvetinden kepçiki yaptı. İkinciden, yine ayetinin dedi ki, eğer bende Allah Teala'dan hakiki takva bulan yuradigan bulsa, onu şahvete küçülüğü buladı. Çünkü insan takva kıyanda bana şu özünü cinsi kuvvetini ketkizadigen günahlardan ihtiyat buladı. Közü bilen zinakı mıydı? Tili bilen zinakı mıydı? Kolu bilen zinakı mıydı? Demek ki bu kuvveti saklanadı. Demek ki insan bana şu günahlarda kılıçlıktan özünü cismani kuvvetini hamlema kıladı, ketkizadı. Sahabeyi kiramladı ki ölmüş lan buradalar. Karnı o cengiyen, kuvveti yetiyorken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cahaya bir 8-10 kişinin cöneti yattı, bir yarım kilo hurma verirdi. Bir 10 günlük varıp geliyordu yolu ya. Onların kıyken takvası, bana şu hurmada bir tane sağlık az günü şu mazasını sezip, bir oraya çıkar verir, su çıkıp ayardı, nereye kut düşüş takılarlar. Şu bulan yürüyüşe olur ya. Onların kuvveti, cismani kuvveti avukatke tayanmagen. Onların cismani kuvveti takvasıya tayangen. Şunarlı ya. Şunarlı mı radarlar? Demek takva. Fattakullaha ve yuallimukumullah. Takva kılıyorlar diyordu Allah. Allah öz örgütadı. Hemen arsan. Şimdi zamanımızı kettirip her kıl keserliklerde, hususen erkek kişilerde orası da yayılıp getirdikleri, erkek kişilerde ayrı mesajlar ki malum bu yaş getirdikleri, yarım yakala getirdikleri sebebini böyle yaptı. Eğer çünkü o şeyden bir bana yanıp olmadığın kul olsa, bir nakolay sözde ayetçilik kereyi bulsa, nakolay sözde ayetçilik kereyi bulsa, şu sözde onluge başka sözde işletiş mümkünlüge kinaya. Kinaya işletiş mümkün. Mesela Süleyman Aleyhisselam 70'te ayağını bilen cima akılaman demedi. 70'te ayağını maklaman, aylanıp çıkaman dedi. Hala. Törtüncüden, herinde mesela, o şu cismani keserlerimizi tüzeltiş. Özü karan keser geldi dese, o şu takvadan çıkıp gitgenim için geldi keser. Takvada terk kıyanlığım için keser kese, yine bu keserli ketkizişlik için tabiplerde yuvarıp katta katta pullarımızı sabreyemiz. Özü takvaksız şu keser bulmasa da.
Közünüzü tiyganınızda közünü nuri ketmezse de doktor gibi doktor yürümezse deyiz. Kornizi peygamberimiz etkendeki toldurganınızda havaya, avukatya, suya kılıp aç kazanınız, kesel olmasa da ne demediyiz? Sünnetki amalık genizde bu başka bir hazır faş bulup gitken keseller kemezse de dinden uzaklaşkenliğimiz için hep koyan kesellerde dinge kayıtıp durup davalaştı onu ne? Tabiplerde aldığından isteğimiz ve ulanı bozanı yürgüzemiz. Törtüncüden Enbiyalarını özlerini kavmi yap gigen, şeriatları her hıl boyan. Ama hemma peygamberini yap gigen akidesi yekke Allah'a ibadet kılıyor. Şu boyan. Lakin şeriatlar her hıl boyan. Mesela bizim şeriatımızda tört de ayol güvenişlik izin boyan basa demek ki Süleyman Aleyhisselam davrede Süleyman Aleyhisselam için 70 de hatun buluşluğu halal boyan eken. Davud Aleyhisselam'ı 100 de hatunu boyan deyildi. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı 9 de hatunu boyan deyip durup Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı hatun vazdeydi abi eken kafirler, Yahudiler, Nasaralar insafsın. Demek ki Davud Aleyhisselam'da 100 tahtın olsa bol oradı. Demek ki Süleyman Aleyhisselam'da 70 tahtın olsa bol oradı diyor. Resulullah da 9 tahtın olsa bu miydi? Yani bu 9 tahtın da bittesini peygamberimiz kız balayken olsa. Çünkü ülkeler hiç cem hıcalat olmuyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın şanıya birer de nacoya gel gelişlik mümkünmez. Birer de hayatıdan hıcalat kıladiyen, siz bilen bizi boynumuzu kız koyadiyen bir halat yok. Çünkü Resulullah Aleyhisselam alamge rahmet bu kegen. Demek Nabi sallallahu aleyhi ve sellem gibi tuhumat kılıyorkenler bunlar Resulullah'ın tanımaganlığından, cahillikten kılıyordu. Biz Peygamberimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem imanımız kamil. Beşinci de bu Peygamberin himmetini aliyeliğini göreyim. Yüz doğul göremen, yüz ölesi Allah'ın kelimesini aliy kılıçlı yolu da cenk kıladı diyordu. Müslüman adamın himmeti aliy buladı. İnşallah katta olsa balam beni bakadı. Himmet kareyim. Beni bakadı bu bölüm dedi. Kattara anarsan arzu kılıyorum birader. Ümmetke hizmet kıladı. Halkını yeteliydi. Halkını yüksekliğe tartadı. Ha? Beni bakadı. Bu hattan şuna bırak. Dur ki bakadı. Başka nasıl gelemedi bu bala? Ülkeler şunda yaşaş gerek ki. Ben falancının balası mende fakirlenmeyin. Aksinçe, otes, sizi atize ayıp durup, ben falancının otası bende fakirlensin. Oğul bollar, şuna kadar maksatı koyalıysalar mı aldılar ya? Oteylerde kölen kese, oteylerde soyasamaz, yaşlar. Sizi atize ayıp, otes fakirlen aldığı iş kılalıysa mı? Bu hüziyet adı mı bizi tırlarken? Ya, işte, pakini oynayabiliyor, ötüp getesiler mi? Kompüter oynayabiliyor. Yani çünkü otalar bu ruhtu, beri alış gereği bollara gel. Balları şu ruhtu verişim kerek. Şuna kadar bol işini kerek. Sahabalar bana kabul gen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne varası bana kabul gen dese balları da şunlarsa gibi bir intiliş boladı. Bizde yok onarsa. Altıncıdan. Enbiyaların da derecesi ağlı bol işe karamazdan bari bir onların adam balası. Onların başar. Onların hata kıladı. Süleyman aleyhisselam de kişi inşallah deyişini unutup koydu. Yanında durgan farişte onge şimdi bir inşallah degin ne genlersene etti. Ama Süleyman Aleyhisselam bunu tutuydu ve bulmadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı Yahudiler eğer sen rast peygamber bulsayın falan falan derselerdi cevabını bilişin gerek deyip soru verişti. Resulullah ettiler irte geçeriler irte ge cevabı etmen dedi lekin ne demedi? İnşallah demedi. Vahiy bir şey öğretti. Şimdi Allah Teala وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى ve buran narsa hakkıda men elbette ertege kılıçuma diye körmeyin meğer inşallah Allah haklasa deyip aydın. Biz de bana şu inşallah deyken kelimenin için not oruçlatarız bazı oranlarda. Geldiyle ama geldik inşallah. Abarıp koydum, abarıp koydum inşallah. Ya o şey Allah hoca. İnşa degeni o agar Allah xohlasa. İn degeni agar degeni. Endi qilib olgan ishingizga in demaysiz-da. Alloh xolada borib qo'ydim. Ha, inshaalloh o'tiribmiz. Ha, inshaalloh borib keldik. Unaqa emas. Inshaalloh degan so'z ertaga bo'ladigan ishga, kelajakda qilinmoqchi bo'lgan ishga aytiladi. Lekin bu bo'lgan ishga unaqa deyilmaydi. To'g'ri tushunadi shu narsani.
farishta uni diliga solishi so'zda deyiladi. Quloq bilan eshitiladigan qilib aytgani yo'q deyiladi. Agar quloq bilan aytil eshitiladigan darajada aytilgan bo'lsa til bilan Sulaymon alayhisalom esdan chiqarmas edi. Bu o'rinda Sulaymon alayhisalomni diliga o'tkazildi shu narsa. Ko'nglingizdan o'tib qoladi bu narsa. Ko'nglingizdan o'tdi inshaalloh deyish kerakligi, lekin esdan chiqarib qo'ydi shu narsani aytishdi. Agar u aniq aytilgan, til bilan aytilgan va quloq bilan eshitiladigan so'z bo'lganda Sulaymon alayhisalom unutmagan bo'ladi. Bizdan ham bo'ladi-yu, ko'nglimizdan o'tib qoladi. Qo'y shuni ushama deydi bu narsa. Ayağım tortmayapti-da deb qo'yasiz. Shu ichki ovoz edi. İçiden öttü, inşallah deyiş gerekliydi, lekin aytmadı. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler, agar inşallah degeni de, deyipti Resulullah. Bana şu agar degen sözde mi işleşti bilelik? Biz bolup ötken işlerge agar degen söz bilen kirişti başlasak, şeytanca katta yol açıp koyarız. Peygamberimiz üçün de geldi. Agar uşbayitte gügüt alıp koyduğunda bulun gel. Ooo dedi. Öşbeytte sat organında şunu dedi. Bolup ötken nersege eğer degen söz işleti bulunmaydı. Allah Teala tahdir kıldı, boldu ketti. Ama tahlil kılıçlık için, tavzih kılıçlık için, biror manada düşündürüş için eğer dese bularken. Ben de Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bulmadı 70'te bulup tuğulmadı. Agar o'shbayta mana qada deganda mana bo'lardi. Tushuntirishlik uchun aytish mumkin ekan. Ammo ta'assuf qilib, agar shunaqa deganda mana bo'lardi deb turib xayolga berishlik mumkin emas. Demak, siz bilan biz o'zimizga, oldimizga bir oliy bir himmat bo'lgan baland cho'qqilarni maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Yeta olmagan chog'imizda mana shu cho'qqiga yetishga harakat qilganligimiz uchun Alloh taolo bizni yetganlar qatoriga qo'shadi. Va farzandlarimizga ta'lim tarbiya beraylik, tarbiyasi bilan shug'ullanaylik. Ularga bir nima uchun dunyoga kelganligini tushuntiraylik. Allohning kalimasini oliy qilish yo'lida xizmat qilishlik eng katta sharaf ekanligini ularga uqtiraylik. Va inshaalloh meni bolam ham ummatga xizmat qiladigan farzandlardan bo'ladi deb aytaylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.